Efendim Bakış programına hoş geldiniz. Bugün Bakış'ın ana gündem konusu sigortacılık. İki önemli gelişme var. Bir tanesi ilginç bir gelişme, bir tanesi zaten sizlerden gelen talep ve istekler doğrultusunda oluşturduğumuz bir içerik. İlginç gelişme şu, enflasyon açıklandığında enflasyona en yüksek etki eden kalemlerin başında TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre konut sigortası geliyor. %80'e yakın bir fiyat artışı olduğu bunun üzerinden giderek enflasyon etkisi gündeme geldi. Tabii sigortacılar da bu duruma şaşırdı. Çünkü bu kadar konut sigortası bu kadar yaygın değil ve konut sigortası da bu kadar fiyat artmadı ve dolayısıyla enflasyonu etkileyecek bir durum yok. Şimdi biraz detaylarını konuşacağız. İkincisi bu fiyat artışı, prim artışı konusu tabii beraberinde sadece konut sigortası özelinde değil, aynı zamanda kasko sigortası üzerinde de devam ediyor. Biraz da 2023 yılında kasko sigortalarında primin fiyatın artıp artmayacağını konuşacağız. Tüm bunları da HDI Sigorta Genel Müdürü canlı yayında Ceyhan Ancıoğlu ile konuşacağız. Varsa sorularınız paylaşabilirsiniz. Noyan Doğan'ın Instagram ve Twitter hesapları üzerinden. Arkadaşlarımız canlı yayında bize ulaşacağınız diğer sosyal medya adreslerinde paylaşacak. Sorularınızı iletebilirsiniz. Efendim sigorta sektöründe fiyatlar ne durumda? Bakış başlıyor. Evet, HDI Genel Sigorta Genel Müdürü Sayın Ceyhan Ancıoğlu, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Nayan Bey. Şimdi ikiye bölelim programı. Bir konu sigortası ilginç, bir de kasko sigortasını konuşalım. Biraz bilgi vermemiz gerekiyor izleyiciye. Şimdi konuttaki görünen tablo şu, direkt sorayım. Enflasyonu arttıran unsurlardan bir tanesinin siz sigortacıları ve konut sigortası. Hani başka sigorta alan olsa sağlık mağlık falan diyeceğim ama konut sigortası bana da ilginç geldi. %80'e yakın bir artışın dolayısıyla enflasyona etkisi. Enflasyonda %65 ama konut sigortasındaki artış %80. Size bırakayım sözü. Evet, Mühem Bey, tabii esasında bir şeyleri aydınlatmak ve iyi anlatmak için bir fırsat. Öncelikle teşekkür ederim. Gerçekten bugünlerde, bu zor dönemlerde, enflasyonun, yüksek enflasyonun hakim olduğu dönemlerde sigortacı olarak gerçekten çok çok bu konularda zorlanıyoruz anlatmakta. İyi anlatmak lazım. Çok basit anlatmaya çalışacağım. Sonuçta fiyat artışlarıyla gündemdesiniz. Evet, evet ama yani bakın şimdi sigortacılığı ayıran en büyük unsur diğer sektörlerden, zaten oradan belki konuya başlamak lazım. Biz bir malın, bir aracın veya bir konutun sigortalarken o andaki değerini sigortalıyoruz. Yani bizim bir fiyatımız var, o katsayı uyguladığımız bir de aldığımız malın bedeli var. Dolayısıyla konuttan örnek verirsek, ben bir sene önce 100 bin TL'ye bir konut almış olayım. Bir katsayıyla çarpayım, 500 lira prim çıksın. Ama o konut bugün 100 bin lira değil. Ya burada çok gerçekten çok önemli bir fark var. 1 milyon lira. Yani o da tartışılır da hani ben enflasyon paralelinde söyleyeceğim. O konut indeksinden bağımsız söylüyorum bu arada. Çok haklısınız ama ben basitleştirmek için enflasyonun 80 veya 100 olduğu bir ülkeyi konuşalım. 100 bin lira basit anlamda ne oldu? 200 bin lira oldu. Doğru. Yani araç için de aynı şeyi anlatacağım sonuçta. Yani 100 bin liraya ben 500 lira sigorta yaparken bir sene önce bugün 200 bin lira olan evi 1000 liraya sigortalıyorum. Esasında bir artış yok burada. Ama alan taraf açısından baktığınızda iki katı prim var. Cepten çıkıyor çünkü. Evet, çıkıyor ama gene söyleyeceğim bu yani enflasyon paketine konduğu zaman yanlış bence yerlere gidiyor iş. Çünkü buradan bir sonuç çıkarmaya kalkarsanız sigortacılar enflasyonun üstünde bir artış yapıyor. Hayır. Bir araya girebilir miyim? Tabii ki. Şimdi efendim Ceyhan Bey çok eski bir sigortacı. Kaç yıl? 33 yıl. 33 yıl. Biz de herhalde 25-30 yıldır evet, tanışırız yani. Hiç bugüne kadar
enflasyon paketinde konut sigortasının olduğunu gördünüz mü? Yani yanlış söylememek lazım. Ben hatırlamıyorum. Tabii. Ben hatırlamıyorum. Evet. Yani buradan devam edelim. Belki medya tarafında çok daha hatırlamıyorum. Yok. Hafızanız güçlü. Sigorta hiç girmezdi çünkü. Evet, evet. Yani dolayısıyla sigorta bu anlamda esasında bence sokmadan tartışılması gereken bir konu. Çünkü hani çok basitleştireceğim. Ne olur yanlış anlamayın ama ben 1 kilo beyaz peynir alırken bugün yine 1 kilo beyaz peynir alıyorum. Bir sene önce de 1 kilo alıyorum. Ama 1 kilo peynirin bedeli X lira, bugün Y lira. Sigortacılık böyle bir şey değil. Çünkü o peynir, yani araba veya konut, o gün enflasyonun o günkü haliyle bir bedeli var, tespiti var. Bugün başka bir bedel var. Dolayısıyla katsayıyla çarptığım emtia bedeli farklı zaten. Yani biz fiyatı artırmasak da enflasyon etkisiyle bedelin kendi güncellenmesiyle iki katı prim çıkıyor ortaya. Yani eğer bu haliyle girdiyse, bu arada bilerek söylemiyorum, sadece duyduğum için söylüyorum. Bu haliyle girdiyse bir yanlış şey var orada. Bunu böyle yorumlamak lazım. Dolayısıyla biz neyi ne kadara sigortaladığımıza odaklanmamız gerekiyor. Bir de herhalde anladığım kadarıyla konut şimdi trafik falan olsa anlayacağım da şimdi konut yaygın bir sigorta poliçesi değil galiba, değil mi Cemal? Keşke daha yaygın olsa, haklısınız. Türkiye'de konutların DASK için %50'si kabaca, ihtiyari olan konut sigortası da %22'si, 23'ü diyebiliriz. Yani 5 konuttan birini sigortalayabildiğimiz bir ortamı konuşuyoruz. Yani penetrasyonun gerçekten çok düşük olduğu, potansiyelin olduğu ama penetrasyon. Dolayısıyla böyle bir ortamda haklısınız. Hani bu kadar esasında az alınan, penetrasyonu düşük olan bir enstrümanın da bir ürünün de orada olup olmaması başka bir tartışma konusu olabilir tabii ki. Cihan Bey, niye bu kadar düşük? Yani bakıyorsunuz 4 ya 5 konuttan birinin sigortasız olması, bu da bir garip değil mi? Şimdi tabii ya da belki yurt dışında, dünyada da böyle midir? Bu? Değil tabii. Yani %80-90'larda hatta, öyle söyleyeyim. Ya hep bunları yıllarca tartıştık. Biraz işte kadercilik anlayışımız, bilinçli olma konusundaki yetersizliğimiz. Biz kendi adımıza sigortacılığı yeteri kadar anlatmamış olabiliriz. Bunları yan yana koyduğunuzda böyle bir şey var. Bir gerçek var açıkçası. Dolayısıyla bu da bence bir problem ama hani konumuza gelelim. Gerçekten üzülüyorum ben sigortacı olarak. Biz enflasyonu tetikleyen bir sektör değiliz. Olmayız da hiçbir zaman. Aksine belki kaskoda tersini konuşacağız. Çok canımız yanıyor. Çünkü sonuçta biz de ticarethaneler yönetiyoruz. Bu işi sermayedarlarımız en azından belli branşlarda para kazanmak için yapıyor. Hani trafik konusuna girmeyeceğim, orada başka bir dünya var ama bir zorunlu sigortadır devletimizin koyduğu. Orada başka şeyleri tartışıyoruz ve yıllardır. Ama şimdi ihtiyari olan konut sigortası, yangın sigortası, iş yeri sigortası gibi yerlerde gerçekten bu işi iyi anlatmamız lazım. Hem dediğiniz gibi sigortalılığı artırmamız lazım. Hı hı. Ama belki de artırmak için işte burada belki yanlış şeyle yola çıkıyoruz. Bu konuyu çok iyi anlatmamız geliyor. Neyi, kaça, niçin sigorta alıyoruz? Ortalama konutta fiyat Türkiye Sigorta Birliği'nin gönderdiğine göre Kasım ayında 606 lira bir ortalama konut fiyatı var. 606 lira bir vallahi konut fiyatı çok ucuz çok değil mi? Çok ucuz bir ürün esasında, böyle baktığınızda konut sigortası. Yani burada sizin önünüzde de aynı tablo var. Değişimi baktığınızda da %100'ün üstünde bir rakam galiba. Evet. Bilmiyorsam. Evet, evet. Bir sene içinde. Evet. Enflasyonumuz, açıklanan enflasyonumuz %64'lerde. Ama unutmayın ki bir ay önce %85'ti. Yani Kasım sonu baktığımızda %85 bir enflasyonu yaşamaya devam ediyoruz. Bir de biz sigortacıların şöyle bir şanssız tarafı var diyelim. Diğer sektörlere göre hep söyleriz, klasik laftır, klişe laf ama çok önemli bence. Satarken maliyetini bilmediğimiz tek üründür. Tek ürün, evet. Şimdi böyle baktığınızda bakın, bir sene önceye dönelim. Konut veya kasko. Ne olursa olsun. Bir sene önce, bir de üstünde yaşadığımız krizi hatırlarsanız, hı-hı, 2021 senesinin son çeyreğinde Kasım-Aralık aylarındaki volatil döviz dalgalanmaları, çarpıcı dalgalanmalar, yükselmeler ve tabii akabinde enflasyona taşınması, Türk lirasının yıpranması. Şimdi bakın, biz 2021 Kasım'ında Euro 8 lirayken, hı-hı, biz bir konut veya kasko yapmışız. Şimdi sigortacının kaderi o gün bir hesap yaparken önündeki en azından bir yıllık matematiksel enflasyon öngörüsüyle hareket edelim. Evet. Şimdi biz normal şartlara son 10 yılda Türkiye'mizde bakalım. Ortalama %20 enflasyon hakim olduğu, açıklanan %20 enflasyon hakim olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Ne yapıyor sigortacılar da? Aktüaryel hesapların desteğiyle beraber her sene %20-25 enflasyona göre fiyatlamasını yapıyor. Şimdi ben Kasım ayındaki bir önceki ocağa dönmem lazım. Bir önceki ocakta biz yaşadığımız enflasyonla %20-25 hesaplara göre tarifelerimizi oluşturmuşuz Noyan Bey. Yani enflasyonun %20-25 olacağı varsayımıyla. Şimdi gün geldiğimiz noktada Kasım-Aralık ayında yaşadığımız süreçte biz %20-25 enflasyonlar değil, en basit anlamda 80-90 enflasyonları yaşar hale geldik. Dönün isteyin.
İsteyemiyor musunuz? Efendim? Dönün isteyin sigortalıdan. Yok, mevzuatımızda yani... de böyle bir şey yok. Böyle bir teamül de yok. Yani sigortacılıkta maalesef geçmişe dönüp fiyatlama desteği, prim desteği alamıyorsunuz. Bugünkü mevzuat da böyle değil. Böyle bir alışkanlık da yok açıkçası. Ha, olmaz mı? Olabilir. Bunu biz tartışıyoruz sigorta birliğinde, SEDDK'mızla tartışıyoruz. Ne yapabiliriz? Gerçekten önümüzdeki dönemde bu sıkıntıyı sektör olarak yaşamamak adına, bu belirsizliği bertaraf etmek için ne yapabiliriz? Bunları da tartışıyoruz bu arada. Belki oradan gayet güzel yeni fikirler çıkacak inşallah. Ceyhan Bey, daha önce de enflasyonist bir ortamda geçtik. Siz de o zaman yine sigortacıydınız. Evet, evet. Orada ne yaptınız? Valla bakın gene benzer şeyleri yaşadık. Orada enflasyonla bizim önümüze gelen nedir? Bu son bir yılda da yaşadık bunu. Sigorta bedelinin güncel kalamama sıkıntısı. Dolayısıyla biz dönüp ne yapıyoruz? Vatandaşımıza, acentelerimize, iş ortaklarımıza lütfen sigorta bedelindeki kayıpları telafi ediniz. Neden? Çünkü etmezseniz hasar anında eksik sigortayla karşılaşma riskiniz var. Bu sene de bütün sektör olarak bunu yaptık biz. Uyardık, eksik sigortaya kimse yüz yüze kalmasın diye bedellerin süratle güncellenmesini talep ettik vatandaşlarımızdan. Ve çoğu da teveccüh gösterdi. Çünkü herkes bir korku, endişe içinde. Aman başıma gelirse ben ne yapacağım kaygısı. Bunların çoğu vatandaş olumlu tepki gösterdi esasında. Çoğunlukla diyelim. %100 değil belki ama gene bu yaramıza merhem olamıyor. Çünkü onu gene fiyatlayamıyorsunuz. Biraz önceki örnekte 25 ile 80 arasındaki farkı ne yapacaksınız? Geriye dönüp alamadığımızı. Ha, bu arada ben kendi şirketimden örnek vereyim. Birkaç müşterimize de, büyük müşterimize de rica ettik. İleride sıkıntı yaşamamak adına prim desteği de aldık. Bunu yaptıklarımız da var. Ama bunu özel birkaç işte yapabildik. Yani o yüzden dediğiniz çok önemli. Sigorta sektörünün bunu bertaraf edecek bir sistemi de, klozu da tartışıyor olması. Kasko'ya geçelim. Buyurun. Aynı benzer olay Kasko'da yaşadık. Doğru, ama doğru. Kasko'daki fiyat artışı yani ciddi ayyuka halde. Daha fazla. Magazine dayı konu oldu. Tabii. Ondan sonra yani bu artış, artık yani bu artışa gerek var mı diye sormayacağım. Biraz konutla onu meç ettiniz, anlattınız ama bu artış devam edecek mi? Yani şimdi herkesin de bir endişe var. Evet, herkes, çünkü malın değeri arttığı için herkes sigortasını yaptırdı. Hepimiz. Ama endişe şu var. Bugün 30 bin liraya yaptıran acaba önümüzdeki sene 60 bin lira mı olacak bu kardeşim diye soruyor. Ben bir oraya gelmeden kaskoda konut benzeri aynı şeyleri söyleyeyim. Tabii kasko niye daha çok göze batıyor? Bir, ortalama primi bedeli yüksek. İki, tabii sonuçta Türkiye'de 24 milyona yakın araç var. Bunun %25'inin sigortalandığını kasko olarak düşünürsek 6-7-7,5 milyon insanı ilgilendiriyor. Böyle baktığınız tabii konut sayısı çok daha ufak olduğu için 1 milyonun altında. Şimdi orada 1 milyon vatandaşımızı, burada ise 7,5 milyon vatandaşımızı. Bir de tabii malın bedeli büyük olduğu için, ev bedeliyle araç bedeli kıyaslanamayacak kadar farklı olduğu için daha çok prim olarak insanlarımızın cebine hükmediyor. Böyle baktığınızda tabii daha çok gündemde kalıyor. Esas kaskonun günahı bu açıdan bu. Başka bir şey değil. Bir de kaskonun tabii konuttan farkı, her şeye rağmen kaskonun teknik kar zararı çok daha dengesiz. Teknik kar zarar derken? Yani sonuçta o branştan sigorta şirketlerinin para kazanma marjını söylüyorum. Daha mı yüksek? Hasar prim konutlarda daha iyidir, kaskolarda çok daha kötüdür. Çünkü sokaktaki her 4 araçtan, 5 araçtan bir tanesi kazaya uğramaktadır. Böyle baktığınız zaman frekans da yüksek olduğu için çok daha gündemde olan bir konu. Şimdi ortalama primi konutta 600-800 liralık konuşurken burada 3000, 5000, 8000 liralık konuşuyoruz. O da garip değil mi ya Ceyhan Bey? Yani yaklaşık birkaç milyon, 3-5-10 milyonluk konutun sigortası 600 lira ama 1-2 milyonluk aracın sigortası 3-5 milyon. Ama işte tam da dediğim yerde kaza olma oranı çok fazla olduğu için trafikte, o yüzden de orada daha çok risk birimi almak zorundasınız. O oradan geliyor. Ama kaskoda da gene çok basit örnek. Geçen seneki aracın iki katı, hatta bakın bir araştırma var. Sigorta Birliği'nde de yapıldı, paylaşmıştır arkadaşlarımız. Son bir seneye bakınca araç bedelleri ortalama %120 artmış. Yani araç bedeli, aracımızın bedeli. Yani aldığınız bir araba, X marka 500 bin liraydı, bu sene 1 milyon 100 bin lira, 1 milyon 200 bin lira. Evet. Ya aracın değeri zaten o kadar arttı. Dolayısıyla aracın değeri kadar prim arttığı zaman sigortacı fiyat artırmamış oluyor zaten. Ama hasar prim dengesizliğine baktığınızda artırmak zorunda da kalıyoruz. Orada da bakın gene biz sigorta sektörünün açıkçası vatandaşlarımıza pandemi döneminde sağladığı bir konfor vardı. Hı hı. Bunu unutmamak lazım Noyan Bey. Biz orada gerçekten sigortalılarımızın da kapanma döneminde özellikle araçlarını daha az kullanmaları sebebiyle hasar frekansları ve kaza
frekansları düştü. Ha, o zaman biz gerçekten rekabet şartları dahilinde belki gereksizce de fiyat geri dönüşümleri, indirimleri yaptık. Dolayısıyla o zaman şartlar onu getiriyordu. Biraz onu getiriyordu ama biz biraz da onun üstünde fevkinde hakikaten sektör olarak destek olmak istedik vatandaşlarımıza, sigortalılarımıza. Şimdi o günle bugünleri kıyaslayınca bakın pandemi dönemini katarsanız son 3 senede %360 araç bedellerinin arttığını görüyoruz. Şimdi gelin bizim tarafımıza. Ama prim %360 arttı şu. Hayır, daha az artmış. Hatta şöyle bir sigorta bilim çalışması var. Meslektaşlarımız paylaşmış da olabilirler. Tekrar olacak ama yapılan çalışmada 2019 senenin son çeyreğinde, 2019'un son çeyreğinde fiyat binde X iken, kabaca söyleyeyim 14-15 iken kasko fiyatı, bugün 4 sene sonra baktığınızda 2 puan alttan oyan bir. Esasında bu sektör fiyatı da düşürmüş. Yani gerçekten hani bu parametrelerin hepsini bir arada bakmak lazım. Yanlış anlatmamak, yanlış anlaşılmamasını sağlamak lazım. Biraz da gerçekten bizim bunu yapmamız gerekiyor ki sizler kanalınızda gerçekten bunu yapıyoruz. Çok bence önemli açıklamalar bunlar. Ama sektör fiyat artıran değil. Esasında son 4 yıla baktığınızda 2019'a göre fiyatını düşüren bir sektör. Ama araç bedeli %360 artmış. Dolayısıyla risk artmış. Riski aynı katsayıyla çarpsanız bile zaten 3.60 katı kadar peki, artıyor. Peki devam edecek mi? Şimdi yani bu 2023'ten gider mi? Bu şiddette devam edeceğini düşünmüyorum açıkçası. Neden? Çünkü biz tekrar ediyorum 9 sene %20 enflasyonları yaşamışken geçen sene Kasım sonu 85, Aralık sonu açıklanan %64 civarında, 65 civarında. Dolayısıyla şöyle bir şey olmayacak. Yani inşallah konjonktür, dünya, Türkiye, ekonomi, seçim dönemi belki ama gene de hükümetimizin açıkladığı rakamlara bakarsanız %64'ün çok altında bir rakam bekleniyor. %40-45 civarında bir enflasyon tahminlemesi yapılıyor bir sürü otorite tarafından. Böyle baktığınız zaman da dolayısıyla enflasyonun düşeceği ortamda tabii ki sigortacı fiyatlamasını ona göre yapacaktır. Yani o şiddette bir artış ben beklemiyorum. Daha stabil, daha oturmuş bir fiyat politikasının sektöre hakim olacağını düşünüyorum. Peki son 3 dakika sizi bulmuşken biraz da trafik konuşalım. İstemesek de konuşacağız. O da bir gerçeği yani evet, 24 evet. milyon aracın otomatik evet. yaptırmak zorunda olduğu. Asgari ücret arttı. Durum ortada. Orada da bir fiyat artışı var. Oradan da şikayetçi evet. izleyiciler. Aynı şey devam edecek mi bu senede? Aynı şey derken? Artış devam edecek şimdi mi? Şimdi tabii orada nispeten kaskoya göre daha az bir artış var. Çünkü orada biliyorsunuz hükümetimizin, devletimizin koyduğu bir tarife sistemi var. Orada bir taban tarife sistemi var. Dolayısıyla sigorta şirketleri tarife özgürlüğü yok. Serbest bir dönem yok. Biz devletimizin, hükümetimizin koyduğu, SDDK'mızın koyduğu limitler ve şartlarla ve hatta taban fiyatları geçememe durumumuz var. Biz o fiyatları uygulamak zorundayız. Dolayısıyla kaskodaki kadar sert olmadığını söyleyebilirim. Ama yeni enflasyonun getirdiği ve asgari ücret etkisinin de getirdiği bir sektöre önce ağır bir yük var. Bu yükün karşılığında da tabii hasar primimize müthiş bir negatif etkisi var. Dolayısıyla sigorta şirketlerini şu anda memnun eden bir durum yok. 8, ama biz 8 milyarda bir zarar var değil mi? Doğrudur. 8 ila 10 milyar arasında kabaca bir tahminlememiz var bizim. Ama inanın bu asgari ücret etkisi çok ciddi. Çünkü hep biz söylüyoruz medyalarda, sosyal mecralarda bedeni hasarların özellikle ölümlü, yaralanmalı hasarların direkt etki alanı, destekten yoksun kalma tazminatının aktüel hesabı, bazı temeli asgari ücret ve insanların aldığı ücret. Tam orada şeyi anlayamıyorum. Ya asgari ücret bu sene ait. Sizi niye bu kadar rahatsız şimdi ediyor? Şimdi bakın o biraz önce anlattığım konu bunda da çok net var. Sigortacı geçmişiyle yaşıyor. Sigortacı geçmişte yaptığı poliçelere prim alamadığı için hatta ölmüş 8 sene önce bitmiş bir poliçeyi konuşuyoruz. Ama bedeni hasar 10 seneye kadar bize hukuken mahkemeden mi? Yani tabii, hukuki tabii, olarak. Tabii. O davalık hasarlar davalık. 7. 8. sene 10. sene hatta geldiği için bakın şöyle düşünün Oyan Bey. 10 sene önce X liraya sattığınız trafik poliçesinin ölüm hasarını mahkeme sonunda bugün ödüyorsunuz. Neyi yemiş olarak? 10 senelik enflasyonu yemiş olarak. Ha siz diyeceksiniz ki onu hesaplamıyorsun. O kadar hesaplayamıyoruz. Niye? Bu dalgalanmalar bütün hesaplarımızın önünü kesiyor. Yeni asgari ücretten mi hesap ediliyor bir de? Evet, evet. Bakın o kadar güzel. Ben atladım, siz hatırlattınız. O 8 sene önceki, 10 sene önceki dosyanın bugün kapanıyorsa o dosya, dava yoluyla kapanırken, ödenirken asgari ücret bugünkü asgari ücret. Çok basit. Bayağı çok basit işte bunun da yükü bu. Dolayısıyla bunu yönetmek çok daha zor ama sağ olsun SDDK'mızda ciddi toplantılar yapıldı. Özellikle son 3 ayda belli yollar kat ettik.
yeteri kadar şu anda belki somut bir şey çıkmadı ama SDDK önümüzdeki haftalarda bildiğim üzere gerçekten yapıcı, herkesi rahat ettirecek ve gerçekten de biraz daha adil bir sistemi kuracak. Çok basit mesela kademe farklılaştırması düşünüyor SDDK'mız. Türkiye Sigorta Birliği'mizin de bu konuda önerileri, ciddi çalışmaları var. Çok basit anlamda mesela hasarsız toplumumuza, bu da ciddi bir alan. Bildiğim kadarıyla 13 milyon 7. kademede en az hasar kademesinde müşterimiz var. Yani kabaca 3-5 yıldır hasarsız olan trafik müşterilerimiz var. Bunlara biraz daha konfor alanı sağlamak için kaza yapmamaya devam edenlere daha fazla indirim sağlamak gibi birkaç ara düzeltmeyle inşallah yolumuza devam edeceğiz. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.